Taha Kılınç, Şen Olasın Halep Şehri Arap Baharı'nın en kesin sonuçlarından biri, yüzyıllardır uykuda bulunan Şii-Sünni fay hattını yeniden hareketlendirmesi oldu. Suriye'de Beşar Esed rejiminin düşmesini engellemek için Şii milisleri Ehli Beyt'in mukaddes mekanlarının tehlikede olduğu söylemiyle savaş meydanlarına süren İran, çatışmalar bölgesel hegemonyasını sağlamlaştırmak için kullanıyor. İnsan hayatının ve onurunun hiçe sayıldığı Halep'e reva görülen muamele, bütün dünyanın donuk bakışları önünde asrın trajedisine dönüşüyor. Suriye'deki çatışmaların en kanlı evresine şahitlik eden Halep, tamamen Esed ve müttefiklerinin eline geçmek üzere. Kentin doğu kesiminde muhaliflerin kontrol ettiği bölgelerdeki ilerleyişini sürdüren ittifak güçlerinin saldırıları nedeniyle en çok zararı siviller görüyor. Bombardımandan sağ kurtulmayı başaranların önünde ya sürgün ya da açlık ve sefalet gibi insanlık dışı seçenekler var. Rejim muhaliflerin direnişini kırmak için masum sivillere adeta soykırım uyguluyor. İran cephesi sivillerin bombalanmasını savunurken muhalifleri emperyalizmin ve dış güçlerin maşası olarak tanımlamasa da bizadihi Tahran'ın kendisi Suriye'de bir dış güç. Dahası İran hem ABD hem de Rusya ile farklı alanlarda ittifak halinde. Suriye'yi Rusya ile birlikte savunan İran, Irak'ta da ABD ile eşgüdümlü içinde hareket ediyor. Rusya'nın da en az ABD kadar emperyal emelleri olduğunu hatırlatırsak, İran'ın iki rakip emperyalist güçle de aynı şekilde işbirliği yapabildiğini söylemek en doğrusu. Dolayısıyla içinde emperyalizmin kelimesinin geçtiği bütün suçlamalar sahadaki gerçekler düşünüldüğünde aslında birer kuyruklu yalandan ibaret. Suriye'nin üç parçaya bölünerek Kuzey'de Halep ve Güney'de de Şam sınır olmak üzere Akdeniz'e kıyısı bulunan bir Nusayri Devleti'nin kurulması planı son iki yıldır sır değil. Bu plan uluslararası kamuoyu tarafından da zımnen kabul edilmiş durumda. Halep'in barbarca bombalanması ve yıkıntılar arasında can çekişen insanların çığlıkları karşısında dünyanın takındığı lakayt tavrın başka bir açıklaması olamaz. Silahlı muhalefetin ağırlıklı kısmı Ciğer yiyen yamyamlar olarak etiketlendiği için Esed'e mesafeli duran ülkelerle bile Halep'in rejiminin kontrolüne girmesi için düzenlenen bu katliamlara sesini çıkarmıyor. Kan revan içindeki bu tabloya bakarak İran'ı yönetenler tarihe nasıl geçmek istiyor acaba? Daha düne kadar İsrail işgaline karşı direnişe verdiği destek nedeniyle Müslümanların bağrına bastığı İran şimdi mezhepçi bir ulus devlet olarak İsrail'i aratmayan katliamlara imza atıyor. Ama filancu ülkede şöyle yapıyor gibi suçlamalarla savuşturulamayacak bir vebal bu. Resmi adında İslam geçen bir ülkenin sadece kendi milli menfaatleri için coğrafyayı kan gölüne çevirmesini izliyoruz hep birlikte. İslam tarihi bugün Şiilerin siyasal anlamda üçüncü yükselişine tanıklık ediyor. Mısır merkezli Şii bir imparatorluk kuran Fatımiler ve İran'ı Şiileştiren Safevilerden sonra Şiilik şimdi en geniş coğrafi sınırlarına doğru ilerliyor. Eski dönemlerden farklı olarak modern Şiilik siyasi gücünü arttırmak ve etki alanını genişletmek için bizzat kendi resmi düşmanlarıyla iş tutmaktan da kaçınmıyor. İslam dünyasının çoğunluğunun aleyhine olarak kurulan böylesi ittifaklar ve kanlı çatışmaların en ciddi neticesi ise Şiiliğin ayrı bir akide sistemi biçimde billurlaşmaya başlaması. Geleceğin tarihçileri bu ayrışmaya kimlerin ne şekilde hizmet ettiğini ve kavgayı hangi tarafın körüklediğini bütün açıklığıyla yazacaktır. Şiilik bağlamında geçmişten günümüze nakledilen bilgiler arasında ilginç anekdotlar bulmak mümkün. Örneğin, bugün Mısır'ın simgelerinden ve sünniliğin odak noktalarından biri kabul edilen ünlü Eser Üniversitesi'nin başlangıçta şiiri doktorine etmek ve yaymak için kurulduğunu çok az kişi bilir. Selahattin Eyyubi, Fatihli Devleti'ni ortadan kaldırdıktan sonra eseri hemen kapatmış, kadrosunu ve müfredatını baştan aşağı yeniletmişti. Buradan hareketle bugünkü Şiilik kurum ve külliyatlarının gelecekte başka Selahattinler tarafından ortadan kaldırılacağı tahmininde bulunabiliriz. Yine tarihe bakınca akla gelen bir başka gerçek de şu. Şiilikle Sünnilik arasında üçüncü ciddi çatışma için geri sayımda başladı. Bugün Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Lübnan'da ve hatta Nijerya'da yaşanan gerilimler hep bunun ayak sesleri. Vekalet savaşlarından tarafların netleştiği birebir gerçek savaşlara geçiş aşaması yaklaşıyor. Başlıktaki ifade 15. yüzyılda yaşayan Halkozan'ı Aşık Garibe ait. Bugünkü Suriye, Irak ve Arabistan topraklarında dolaşan garip, uzun süre kaldığı ve çok sevdiği Halep'ten ayrılırken harika bir şiir bırakmış arkasında. İşte geldim gidiyorum. Şen olasın Halep şehri. Çok ekmeğin tuzun yedim. Helal eyle Halep şehri. Mısralardaki Halep kelimesinin yerine başka herhangi bir İslam şehrini de koyabilirsiniz. Şiir üzerindeki arızi unsurlar ne olursa olsun şehirlerimizin her zaman bize ait olacağını haykıran ölümsüz bir manifesto niteliğinde adeta. Ve bu şiir bugün çok daha anlamlı. Taha Kılınç Yeni Şafak Gazetesi